Eğer o bilezikleri kazandığı gün o bilezikleri getirip benim koluma takmasın, ben ona var ya bu yayından sonra hiç konuşmam. Ben onun yüzüne de bakmam. Peki torunların da mı düşünmüyorsun? Torunlarımı seviyorum, o ayrı konu. Anneme neden hayır, takmadın diye. Onlar daha küçük Allah aşkına. Ne yapacaklar onlar bileziği altını? Daha küçük onlar. Emine Hanımcığım, yemeden içmeden konu açtınız ya. Mesela ben de gelinime topu topu bir senelik evli. Bir senede iki kere gitmemişimdir. Bir gittim ki elinde bir tepsi, içinde çay, iki bisküvi, çardakta beni karşılıyor. Yani ben niye gideyim ki gelinimin evine? Ben genç bir kayınvalideyim, gelinim beni istemiyor. Bir de gelinler, şimdi gençsiniz ya siz, onun evet. Etkisi de var gelin. Yani hoş genç geldiniz. Kayınvalideyiz. Ay ne güzel, mis gibi kokular, mis gibi buraya kadar gelmiş. Ne anlatıyorsun yine Filiz? Ay Filiz'im, Filiz, Filiz. Yine bir soru. Komşulara gidiyorsunuz beş çayına. Güzel. Bizde çok vardır o. Yiyorsunuz, içiyorsunuz. Siz yani gelin çay hazırlamaya içeri gittiğinde siz diyorsunuz ki misafirlere, ay kusura bakmayın bizimki de bugün buzdolabı gibi diyorsunuz. Fakat oradan kapının köşesinden gelin bunu duyuyor. Buyurun buradan yak. Ne tepki verir? Vallahi kusura bakma anne der. Ben asla buzdolabı değilim. Sen beni her zaman böyle konuşurken göğe çıkartıyorsun da şimdi nasıl buzdolabı diyorsun der bana. Kabul etmez yani. Böyle soft bir şekilde geçer. Yani. Sen Emine abla ne der seninki? Anne sen ne diyorsun der. Bakmayın onun öyle olduğuna ya. Bu kadar çene var onda yok da. Yok be yok. Var kız, var. Sakin bir kız ya. Var. Burada şimdilik böyle o. Bak, öyle mi? İlk sonra... gününe heyecanı diyorsun. Sen sonradan gör onu. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. İyi gün ablacığım. Çok bozulur. Gelir bana. Ben der buzdolabı gibi soğuksam sen de der difriz gibisin der. İnan böyle cevabını verir yani. Noy abla sen de diyorsun. Vallahi benim gelinim zaten ilk duruşta da soğuk duruyor aslan. Bir baktığında zaten soğuk duruyor. İlk izlenim olarak herkes öyle der zaten. Hani soğuk ama konuştukça açılır. Ama tabii ki isyan eder. Hem getirmişsin sevdiği, benim sevmediğim insanları. Yediriyorum, içiriyorum. Bir de oradan ona buzdolabı gibi soğuk diyorsun diye. Onlar çıktıktan sonra o an zaten hafif bir tavır yapar. Sinirlenir. Tabii ki onlar gider, ben kalırım. Ondan sonra da ne geldiyse ağzına. Bir daha da son olsun. Bir daha da gelmiyorum. Senin misafirlerini de kabul etmiyorum. Der mi? Der. Eyvah. Açık sözlüdür derdi. Ay annem de gelinler hepsi der. Annem ya. De ben hep anneme gittiğimde hep şey komşularını çağırıyor. İlla ki o kapı bir kere çalın. Anne bak yorgunum zaten. Oturayım şurada kendi başıma çay içim. Yok illa ki bu komşu öyle, bu komşu şunu evet, verdi, evet. Bu komşu bunu yapıp pişirip getirdi. Öyle olunca da insan şey oluyor yani hani. Hani güzel bir, ama bir şey. Tabii ki güzel bir şey yani. Bir şey söyleyeyim mi? Çok seviliyorsunuz. Ay teşekkür ederim. Gerçekten bak. Ama sevilen çok gelin olmak önemli. Çok seviliyorsunuz. Yani halk arasında gerçekten çok seviyorsunuz. Ben benim, Demet Akalın deyince ben çığlık atmışım. Onu mu göreceğim diye. Evet. Ya. Neşeli. Vallahi neşeli. Eşba. Evet. Öyle mi derler? Tabii. Vallahi gelişi muhteşem oldu. Eşba derler. Yaren'le Filiz'i çok arayacaksınız gibi. Nasıl yani? Bilmem. Görüşürüz ya esas. Dominant kayınvalide. Domatesleri her şeyi saklıyormuş. Fazlayı da saklıyor. Meyveleri saklıyormuş her şeyi. Saklamak ne ya? Ya bunlar beni yanlış anlıyor. Meyveleri şeyleri saklıyor. İki tane bırakıyor. Ya lütfen ya. Ay ben her şeyi çıkartırım. Kuru yemiş. Ondan sonra meyve, çay. Arkasından soğuk meşrubat. Bir de evlatlarından saklıyor. Ne? Ya gelinden saklıyor, torunlarına yediriyor. Ha iyi ya. Kız yine torunlarına öbür yediriyor. Ya, torunlarına. Birazcık benden tarafa. Ben tutumluyum, tutumlu. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta.